Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber erteleme maçı olan Konyaspor maçına geldik. Kadıköy'de inanılmaz soğuk bir hava var. Hafta sonu olimpiyatlar ne kadar sıcak hava olsa da burada çok daha soğuk bir hava var. Yerimize geçelim birazdan hep beraber. Ya inşallah kazanacağız gene bugün. Soğuk havaya rağmen. Bugün güzel transfer haberi daha geldi. Dün gece de ortaya çıkan zaten. Neyse ben yerime geçeyim. Onlarla ilgili konuşacağız. Hep beraber 3 puanla beraber bu geceyi kaparız diyorum. Hepinize keyifli seyirler. Maçlamasına bir saat var. Daha bayağı büyük boşluklar var. Hem hafta içi hem de soğuk. Bugün biletlerin çoğu da satılmamış gibi duruyordu. En son ben 5-6 saat önce baktığımda. Tabii artık ülke ekonomisinin getirdiği bir zorluk diyeyim artık. Artık futbol maçlarına ekmek de lüks oldu. Millet geçen sene 1000 liraya bizim şu an oturduğumuz yerde izlerken şu an 750-800 lira kale arkası olmuş durumda. Yani bu nereye kadar gidecek bilmiyorum açıkçası. Olsun gene cefakar Fenerbahçe taraftarı bugün minimum 40 bin kişiyle burada olacaktır. En büyük dileğim bu. Şampiyonluk yolunda bu kadar önemli haftalara girmişken herkes gereken fedakarlığı yapıp maddi manevi imkanları el verici tabii de gelecektir diye düşünüyorum. Rakip Konyaspor en son Galatasaray'la oynadılar hafta sonu. Yani çok varlık gösteremediler. Bugün biraz daha bizim dominant bir oyunda maçın başında koparmamız gerekiyor. Zemin güzel, yağış yok ama müthiş bir ayaz var. Çok büyük bir soğuk var. O yüzden göreceğiz. Çok güzel bir transfer haberi geldi. Her ne kadar tabii yaşından ötürü insanlar bir soru işaretiyle baksa da gelmiş geçmiş en iyi İtalyan stoperlerden birini kadromuza kattık bugün itibariyle. Tam bizim şu an konuştuğumuz saatlerde Bonucci yarım sezonluk sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Stoper rotasyonumuz özellikle Cicu'nun da Afrika Kupası'nda olmasına ötürü ve en çok aksayan yer olmasına ötürü işte sakatlık olsun, yetersiz oyuncu sayısı olması olsun ya da kalitesizlik olsun. Şu anda ilk takviyemiz oraya yapılacak ve çok sağlam bir takviye olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah Ceko'da olduğu gibi bu da tutacaktır. Yani yaştan ziyade hırs, azim bunlar çok önemli şeyler. Bunlarla beraber Bonucci de zaten böyle bir karakter benim her zaman gördüğüm kadarıyla. Onun için de Fenerbahçe'mize çok faydalı olacaktır. Bakalım hayırlısı olsun. Maçın başlarında bir saat var. Dışarıda çok fazla kalabalık var. İnsanlar işten geliyor. Olacaktır stad umarım. Isınmaya da ihtiyacımız var. Fenerbahçe bu gece, bu akşam içimiz ısıtsın. 3 puan alalım. Liderliğimize devam edelim. Tek temennimiz bu. Kadro belli olmuş. Bir sürpriz var. Yani çok sürpriz değil benim için. Bekliyordum zaten bunu ama Tadiç'in özellikle son haftalardaki performans düşüşü ve fixture sıkışıklığından ötürü bu hafta Tadiç'li King başlayacak yerine. Geçen hafta 4 gol atan Cengiz, daha sonra 3 gün önce 4 gol atan Cengiz de İrfan'la değiştirmiş. Yani ana kadroya dönüyor. Sadece Tadiç'i kesiyor şu anda. Fred 2 maçlı cezasını tamamladı. O da geri dönüyor. Vallahi en çok Fred'i özlüyoruz. Ne yalan söyleyeyim, sakatlıkta ceza edelim ben de falan. Onun için de alışıldık kadro. Bugün sorunsuz bir şekilde maçı domine edip kazanmamız gerekiyor. Yer yer yağış başladı ama Kadıköy zeminde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hele en son dün Alanya'da gördüm galiba dün. Patates tarlasında maç oynamışlar. Hani Kadıköy'de öyle bir şey olmayacaktır. Bakalım oyuncular birazdan çıkacak ısınmaya. Ondan sonra yavaş yavaş maça geçeceğiz. Biraz boş stad ama benim hala umutluyum. Yani 45 dakika var. Ne olacak inşallah.
Biz bunun için muhabbetini yaptığımızdan beri yaşanan gelişmelerde şu anda Twitter'da dönüyor. Sevgili Arda Birben'in girdiği haber. Bugün işte sıcak saatler yaşanıyormuş. Bakalım bugün veya yarın o şeyde de, o transferde de bir bitirme olursa çok güzel girmiş olacağız transfer dönemi. Bonucci artık kuruluşta. Bayağı hani Serie A ekolü de artık daha fazla yaşayacağız gibi duruyor. Branko'nun da tabii katkısı var sene başından beri. Görelim. İnşallah hayırlı olur iki transferde. Yani kuruluş tabii olursa sonuna kadar katkı verir, orta sahayı domine eder. Başlar. Artık solda ne diyeceğimi bilmiyorum. Oyuncular üstüne inşallah ısınabiliyorlardı bu hafta yani. Okey. Birazdan sinema ne olacak? İnşallah dedim gibi güzel başlarız, güzel bitiririz. Bunu dinlemekten başka ve destek vermekten başka bir çaremiz yok şu an. Spor, Trendyol Süper Lig müsabakasının hakem ve takım kadroları. Müsabaka hakemi Kadir Sağlam. Birinci yardımcı hakem Furkan Ürün. İkinci yardımcı hakem Anıl Usta. Dördüncü hakem Emre Kargın. Tüm Ozan Konya Spor. Bir numara Deniz Ertaş. Dört numara Adil Demirbağ. Beş numara Uğurcan Yazgın. Altı numara Soner Dinkmen. Sekiz numara Aleksandr Skindav. 11 numara Luka Andresa. 12 numara Gülerle Sikya. 20 numara Kahraman Demirbaş, 22 numara Ahmet Oğuz, 70 numara Marlos Moreno, 90 numara Emrehan Gedik. Fenerbahçe! 40 numara Dominik! 4 numara Aziz! 5 numara Yüksel! 7 numara Kadıoğlu! Transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek için ülkemize gelen savunma oyuncusu Leonardo Bonucci bugün stadyumumuzda misafirimiz oluyor. Bonucci, siz değerli taraftarlarınızı protokol tribününde Bolucci'yi de indirdikleri gibi salı getirmişler. Bakalım başlıyoruz. Seremoni tamamlandı. Şans, futbol şansı yanımızda olsun. Başka bir şey istemiyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi!
Vermediler 2,5-3 dakika. İnceleme yaptılar. İnanılmaz bir şey ya. Neyse güzel vuruş. Güzel gol. Tam zamanında geldi başlangıç. Devamlı kalmamız gerekiyor. İkinci, üçüncü atmamız gerekiyor. Yeah.
40. dakikada kusurlar. Ceko! Başlarda bir tutukluk oldu, başlarda kötü bir şey anlar yaşadık ama dediğim gibi iki tane atayı çok güzel değerlendirdik ben haftadan sonra. Daha sonrasında malum yani durduramazlar bu takım bu saatten sonra. Bu duruma sokarsa ne Konya durdurdu ne başka bir takım. İlk yarı 5-0 inanılmaz gerçekten. Devam. Çok güzel. Ne denir ki buna ya? Mutluyuz. Başka diyecek bir şey yok. İkinci yarıda da inşallah aynı performans devam eder. İkinci yere başlayacağız, oyuncular geldi. Sizden tek bir ricam olacak devre arasında. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü bir çok büyük. Hep beraber yaşıyoruz bu anları. İkinci yarıya başlarız. 7 olur, 8 olur size. Ben 7 diyorum, hadi bakalım. Ben 0 olduktan sonra hava şartlarında göz önünde bulduk. Hem Şılanski'yi hem Ceko'yu çıkardı. Çift format önündük. Umut ve Batşuay ile. Güzel bir deneme şansı olacak. İnşallah değerlendirebilirler. Yes, sir!
şeyine değiştiriyor tabii. Fred de çıkarması lazım. 5-10 dakika onu da çıkartır. Çok güzel. Yani daha güzel bir gece herhalde düşünemezdim. İyisiyle kötüsüyle her zaman yanında olduğumuz takım ama iyi oldukları zaman, bu kadar uğraştıkları zaman, bu kadar canı gönülden aradıkları zaman gerçekten bambaşka duygular bize taptırıyorlar. Yani mutluluktan ağlayısı geliyor insanın. Müthiş bir performans, müthiş bir oyun, müthiş bir azim. Allah razı olsun, ayakları dert görmesin. Bu soğukta gelen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlarımıza, bütün renktaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok soğuk hava. İyi ki geldiler, iyi ki bu geceyi yaşadık. Bir sonraki maçımız Antep'te liderlik koltuğunda oturmaya devam edeceğiz diye umuyorum. Antep'e deplasman verip sonra hafta tekrar Kadıköy'deyiz. Çok teşekkürler. Dediğim gibi bana destek olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videoyu verip kanala abone olmak. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.